Evet. Şimdi tekrara başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Paylaşımı tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar ilahiyat bahislerinden başladık. Çok gevezelik edince biraz fazla derse uzatmış olacağız. 50 geçe ara vereceğiz inşallah. Haberiniz olsun. Kendinizi ona göre koruyun kollayın. Çorunuz çocuğunuz varsa ona göre tembihleyin. İlahiyat bahisleriyle başladık. Allah'a iman bahsiydi birincisi. Allah'a iman bahislerinde ispatı vacip delilleri ile başlamıştık. 10. sınıf Dikap dersi birinci ünitede anlatılan bir konudur. Özellikle ve özellikle gaye ve nizam delili orada detaylı bir şekilde ifade edilir. Biz de bunları anlatırız. Allah'ın varlığının delillerine baktığım zaman hüdüs delili, ifade etmiştim. Hepsini tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Siz önünüzdeki nottan bakabilirsiniz. İmkan delili bunları ifade etmiştim. Evrenin sonradan yaratılmış olduğunu ifade ederdi. Hudüs delili eserden müessire yani kozmolojik bir delil olarak ifade ettik. Kozmos dediğimiz evrenden yani eserden bu eseri ortaya koyan müessire bir yolculuğun ifadesiydi. Hudüs ve imkan delili için kullandığımız kavram. Şu üçüncü madde gaye ve nizam delilidir. Gaye dediğimiz amaçtır. Nizam dediğimiz düzendir, sistemdir. Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır. Ve her şeyde bir ölçü, düzen söz konusudur. Bu düzen ile alakalı belki geçen hafta söylemeyi unuttum ama sünnetullah kavramı bizim için önemlidir. Sünnetullah Allah'ın evrende koyduğu yasaları ifade eder. Allah'ın evrende koyduğu yasalar. Bu yasalarda fiziksel, biyolojik ve Toplumsal yasa olarak ifade edilmektedir. Toplumsal fiziksel dediğimiz yasa cansız varlıklar i̇şte suyun kaynaması buharlaşma ayın yıldızların güneşin hareketleri gibi biyolojik yasa canlı doğumu ölümü üremesi ile alakalı toplumsal yasa ki genelde bunu e, geçmiş ümmetlerle bağlantılı bir şekilde soru bankalarında belki görebilirsiniz. E, i̇şte o toplumların yaşamları birbirleriyle olan ilişkileri insanın toplumla bireyle ilişkisini ifade eder söyleyebiliriz bununla alakalı. Bu imkan deliliyle yukarıya geldiğim zaman imkan deliliyle ilgili çıkabilir iki tane isimden bahsettik. Birisi İbn Sina, birisi Farabi. Çünkü geçen sene yanılmıyorsam inayet delilinde İbn Rüştü sordular demiştim. Bu sene de bu isimler gelebilir ama gerçi bir sene soruyorlarsa aradan bir iki sene geçtikten sonra soruyorlar genelde. Bunları da bilmekte fayda var. Onun dışında bunlar kadar büyük ve geniş çaplı olmasa da fıtrat delili, kemal delili, ekmel varlık delili, ahlak delili gibi farklı delillerden de bahsetmiş idik. Bir de Allah'ın varlığı ve birliğine bakarken iki tane kavram ifade ettik. Burhanü temanü ve burhanü tevarüd delilleri. Temanü dediğimde bir acziye söz konusuydu. İkili bir tanrı anlayışı ve benzeriden bahsettik. Tevarütte ise ittifak etmek, birleşmek kavramlarını kullanmıştık. Allah'ın isim ve sıfatları her sene benim için soru değeri taşır. Onu ifade edeyim. Özellikle şu sıfatlar bahsi ve özellikle burada haberi sıfatlar ve subuti sıfatlar meselesi. Bana soru olarak sorulur. Genellikle onu ifade etmiş olayım. Direkt olarak sıfatlara baktığım zaman Allah'ın zatî sıfatları yani Allah'ın ne olmadığı manasına gelen sıfatları ifade eder ki geçen sene şey geçen hafta bununla alakalı bir soru sormuştuk. Çözmüştük hatta Bugün yanılmıyorsam Instagram'da da paylaşıldı. DBT okulunda bakabilirsiniz. Burada ne ifade ediyoruz? Subuti zati sıfatlarda selbi sıfatlar ve tenzihi sıfatlar bir diğer adıdır. Allah'ın ne olmadığı yani insanda olmayan, diğer canlılarda olmayan sadece Allah'a has olan sıfatlar. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Bunları ifade etmiştik. Subuti sıfatlar meselesinde ÖSYM'e daha önce sordu. Sevgili arkadaşlar, tekvin sıfatını sordu. Tekvin sıfatı hangi mezhebe göre ayrı bir sıfattır diye sordu. Eş'ari mezhebinde şöyle yazalım. Tekvin sıfatı Maturidi mezhebinde vardır. Eş'arilikte yoktur. Eşarilikte tekvin sıfatı hangi sıfatın içerisinde vardı arkadaşlar? Size soruyorum. Kudret sıfatının içerisinde vardı Zeynep Hocam, Tuğba Hocam. Tuğba Hocam, kudret kelam değil. Yanlış yazdınız herhalde, yolculuktasınız ya o yüzden. Bunu da ifade edelim. Burada ne vardı? Ee, subuti sıfatlar meselesinde Allah'ın ne olduğu. Yani hayat, ilim, semî, basar, irade, kudret, kelam, tekvin dediğimiz sıfatlar olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunları ifade ettik. Biraz hızlı gidiyorum. Şurada sevgili arkadaşım geldik fiili sıfatlar meselesine. Fiili sıfatlara baktığım zaman Allah'ın yaratması, rızık vermesi ve benzeri sıfatları ifade ediyordu. Maturidiler bunları tekvin adını verirler ve bunlar ezeli ve kadim sıfatlar olarak geçerdi. ÖSYM'nin sorduğu ve sormayı en çok sevdiği nokta burası sevgili arkadaşlar. Yani haberi sıfatlar mevzusu. Yani müteşabih ayetler meselesi. Müteşabih ayet neydi? Okunduğunda, dinlendiğinde ilk başta anlaşılmayan, yoruma açık olan, tevile açık olan ayetleri ifade etmekteydi. Allah'ın eli vardır, yüzü vardır, Allah her şey istiva etmiştir ve benzeri ve benzeri şeyler. Bunlara baktığım zaman burada mutezilenin görüşü benim için önem arz etmekteydi. Mutezile'ye göre subuti sıfatlarda da olduğu gibi subuti sıfatlar mutezile'ye göre yoktur. Çünkü olmuş olsaydı taaddüdü kudema olurdu. Kadim varlıkların çokluğu olurdu. Burada mutezilenin görüşünde ise tevilden aciz kalınırsa nefi dahi edilebilir. Yani tevil edilmesi gerekir. Ama selef ne diyordu mesela? Selefe baktığım zaman zahiri mananın dışına çıkamıyorduk. Orada bizden ne isteniyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyordu. Allah'ın eli varsa eli vardır, yüzü varsa yüzü vardır. Mahiyetini biz bilemeyiz diyorlardı. Kader ve kaza bahislerine baktığım zaman burada insanın fiilleri meselesi benim için çok önemli olacak kader kaza kavramlarını açıklayabilmek adına. Kader ve kaza. Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti bir şeyi biçimlendirmek, planlamak, ölçülü yapmak ve benzeri demişiz. Allah'ın ezeli ilminde ezelden ebede kadar olan olmuş olacak olan şeylerin Allah'ın iradesi ve ilmi dahilinde olmasını ifade ediyor. Kaza ise bunun gerçekleşmesini ifade etmektedir. Baktığım zaman insanın fiillerine geleyim hemen. İnsanın fiillerine geldiğimde genel bir çerçeve çizecek olursam, ihtiyari fiiller, ızdırari fiiller olarak ayrılmaktaydı. İhtiyari fiiller benim seçimimde olanlar, ızdırari fiiller ise işte nefes alıp vermem, kalp atışım ve benzeri benim iradem dahilinde Olmayan şeyleri ifade etmekteydi. Gelelim insanın fiilleri meselesine. İnsanın fiillerinde bir külli irade vardır ki bu Allah'ın iradesidir, sonsuzdur, sınırsızdır. Bir de cüz'i irade meselesi söz konusudur. Mezhepsel baktığım zaman burada önemli bir kavramım vardı. Bakın kalemim yine devreye girdi. Mu'tezile'ye göre baktığımda, Mu'tezile'de ben bir fiil işliyorsam bu fiili ben istediğim için işlerim. Ben fiilimin faaliyimdir, yapıcısıyımdır. Buna tevlit denir. Bir de bunun için tevellüt alanı vardır. O da sonucu ifade etmektedir. Eşariye göre Allah ne dilerse odur. Maturidiye göre ise külli ve cüz'i irade bir arada bulunmaktadır. Hem Allah'ın iradesi hem de insanın iradesi söz konusudur. Peki mutezile neden iradeyi kendi elinde tutuyor, bende vardır diyor. Neden, neden, neden? Yani mutezileye göre irade neden vardır? Bir hikmetin gereği midir, bir zorunluluk mudur? Bunu nasıl ifade edeceğiz? Maturidi'ye göre bu hikmetinin gereğidir. Ee, Mutezili'ye göre ise bu bir zorunluluktur. Yani adaletinin gereğidir. Adalet prensibi. Çünkü Allah şerri yaratmaz. Yaratmaz mı? Yaratamaz mı? Allah şerri yaratmaz mı? Yaratamaz mı? Evet. Allah hayrı yaratmak zorundadır. Vaciptir ona şerri yaratamaz çünkü bu onun adalet prensibine aykırıdır. Sevgili arkadaşım bak farkındaysan hep birbiriyle bağlantılı. Ben İslam tarihini tekrar etmediysem mezheplerde sıkıntı yaşarım. Mezhepleri bilmezsem kelamda sıkıntı yaşarım. Bunlar birbirine böyle zincirin bir halkası gibi bağlı. Bu halkayı birini bir yerde kopardığınız zaman tabiri caizse kayış koptu demektir. Kafalarınız güzelleşir. Ben bunu niye anlamıyorum? Ben bunu niye anlamıyorum? diye söyleyebilirsiniz. O yüzden sıralı bir şekilde zincirin halkalarını oluşturacak şekilde düzgün, sistemli, sistematik bir şekilde gitmeniz gerekiyor. İnsanın fiilleri meselesine baktığım zaman kes ve halk açısından neler önemliydi? Kes dediğim şey elde etmekti, halk dediğim şey ise yaratmak idi. Burada mezheplerin görüşlerini zaten size ifade etmiştik. Cebriye'nin, Mutezile'nin, Selef'in, Eşari'nin, Maturidi'nin ve son olarak Mutezile'nin görüşlerini ifade etmiştik. Mutezile ile alakalı ya da şu üç mezheple alakalı ifade edebilirdim. Şunu söyleyebilirim. Mutezile kesbi kabul etmez. Bir kere onu ifade edelim. Onlara göre insan fiillerinden sorumludur. Kesbi kabul etmez bir mezhep. Mutezile insan fiillerinin yaratıcısıdır. Fiili yaparken cüz'i irade vardır. Sonucunda külli irade vardır. Cüz'i irade dediğim şey tevlit. Külli irade dediğim şey ise tevellüt alanı açısından değerlendirilir demiş edik. Eşarilere göre baktığımda ise fiiller Allah'ın yaratması iledir. Kul ister Allah yaratır. Yani kul kâsiptir. Allah ise haliktir. Onu ifade etmiş idik. İstitaat güç yetirebilmektir. Güç meselesine baktığımız zaman Cebriye, Mutezile, Eşari ve benzeri bunların görüşlerini ifade etmiştik. Bu kavramlar sevgili arkadaşlar istitaattir, tevlid, tevellüttür, işte tevfik, lütuf, hızlan, teklifi, mala, yutak. Kelamda çokça soru getiren başlıklar olarak karşıma çıkıyor. Hocam niye bu kadar hızlı anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü burası tekrar 50 geçene kadar burayı tekrar etmem gerekiyor. Yani burayı anlatmıştım ama tekrar ediyorum şu anda. Çünkü bir önceki derste bağlantı kurma gerekiyor. Tevlit tevellüt sadece mutezile de vardır dedik. Tevlit dediğim şey fiilin gerçekleşmesi ee, yani benim yapmış olduğum şey, eylem bana ait olan kısım. Tevellüt ise e, tamamen Allah'ın iradesi sonuç manasında kullanılıyor. Tadil ve tecvire baktığım zaman ise tadil adaletiyle tecvir ise zulmüyle alakalıydı. Muteziliğe göre nedir? Cevr Allah'a değil insana nispet edilir. Burası önemli çıkabilir dikkat edilsin. Çünkü Allah fiillerinde adildir. Yani şöyle söyleyeyim. Mutezili ile ilgili gelebilecek sorularda ya adaletle ya da tevhidle bağlantı kurarsak eğer daha net bir şekilde zihnimizde oturtabiliriz. Mutezili'ye göre mesela Allah Allah'ın sıfatlarına baktığım zaman. Allah'ın sıfatları diyorsa bir kere benim için kesinlikle tevhid meselesi vardır. Hatta ve hatta taaddüdü kudema dediğim şey vardır. Çünkü fiiller, şey sıfatlar meselesinde. Kur'an mahluktur mesela. Kur'an mahluk olmasaydı Allah'la birlikte ta Allah'la başlangıç, Allah'ın başlangıcı yok ya hani kadim ya. Onun yanında başka kadim varlıklar vardır. Bu da tevhide aykırıdır. Tevhid ilkesi. Adalet açısından baktığım zaman Allah benim için bir zulüm, bir kötülük yaratırsa e nerede kaldı Allah'ın adaleti demeye getiriyorlar. Bu iki kavrama mutezile de dikkat etmeniz gerekiyor. Salah, asla, husun, kubuh birbirle bağlantılı kavramlardır. Bunlar da aynı şekilde ifade eder. Ehl-i sünnete göre Allah'a bir vacip ve zorunluluk yoktur ama mutezilenin adalet prensibine göre Allah hayrı yaratır, şerri yaratamaz. Çünkü kulunun maslahatını yani kulun yararına olan şeyi düşünmek zorundadır. Husun kubuh meselesinde husun ve kubuh iyi veya kötü akıldan bilir vahiyle mi bilir? Selef ve eşariye göre ancak vahiyle bilinirken maturidiler akılda bilinir ama vahye ihtiyaç vardır derler. Mutezile ise husun ve kubuh iyilik ve kötülük ancak akıl ile bilinir diyorlar. İşte hırsızlık nasıldır? aklen mi kötüdür, vahyen mi kötüdür vesaire. Örnek olarak, basit bir örnek olarak düşündüğünüzde. Yani Selef Eşari'ye göre vahiy kötü dediği için kötüdür. Şia'ya göre aklen kötü olduğu için zaten vahiy öyle demiştir. Ya da işte Maturi diye göre böyle değerlendirilebilir. Hidayet, dalalet meselesine geldiğimiz zaman hidayet ve delalet dediğimde hidayet Allah'ın doğru ve gerçeğe uygunluğu ya da işte ee, kullarına doğru yolu göstermesi veya bu yoldan ...saptırması meselesiyle alakalı düşünülebilir. Mutezile'ye göre hidayet Allah'ın doğru yolu beyan etmesidir. Allah'ın idlal etmesi yani delaleti... ...kulu sapıklığa yönlendirmesi gibi bir şey yoktur. Çünkü adaletin aykırıdır. Kulu sapık diye isimlendirmesidir. Çünkü kul yapar, sen bunu yaptın diye onu sadece niteleme söz konusudur. Tevfik, lütuf, hızlan, ihanet yani baktığın zaman... Tevfik dediğin şey ya da lütuf ve nusret dediğin şey Allah'ın yardımını ifade etmektedir. Ee, hızlan dediğim şey ise tam tersi olarak iradesini yanlış kullanmasından dolayı insandan yardımını kesmesi anlamında kullanılır. Bir kavram olarak karşımı çıkıyor. Muteziliğe göre Allah için mümkündür. Eşariye göre ise Allah hızlandı etkili değildir dedik. Teklifi mala yutak var mıdır? E ben Mutezile'nin adalet prensibini biliyorsam, Allah insana zulmetmeyecektir. Bunu da biliyorsam mutezile'ye göre Allah e, teklifi ma'la yutak yoktur. Olamaz. Çünkü adaletine aykırıdır. Ama eşari ne diyor? Ya da cebriye ne diyor? Zaten cebriye'ye göre de kul neydi? Bir kuru yaprak gibi oradan oraya savruluyordu. Onlara göre evet olabilir. Sorumlu tutabilir. Maturiyede'ye göre ise tutamaz. Tutmaz daha doğrusu. Çünkü bu onun